Günlerden kağıt kebabı, yanında tahinli enginar püresi. Malzemeler: 200 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet havuç, 1 adet kabak, 2 yemek kaşığı bezelye, 1 dal taze biberiye, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Tahinli enginar püresi için 3 adet enginar, 1 yemek kaşığı tahin, 1 diş sarımsak, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Şimdi yapılışı. Enginarlarımı kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Sonra tencereme ilave edeceğim. Haşlanması için üzerine su ve tuz ilavesi yaptım. Şimdi haşlamaya bırakacağım. Soğanlarımı ince bir şekilde doğrayacağım. İnce bir şekilde doğramış olduğum soğanlarımı zeytinyağında güzelce kavuracağım. Diğer taraftan kuzu etlerimi kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Doğramış olduğum kuşbaşı etlerini soğanla güzelce kavuracağım. Havuç ve kabaklarımı da üçgen bir şekilde doğrayacağım. Unutmayın ki kabakların sadece ve sadece dış kısımlarını doğrayacağım. Sarımsağı havanda şöyle ezeceğim. Ezmiş olduğum sarımsağı etin üzerine ilave edip hafif şöyle bir çevireceğim. Üzerine bezelye, havuç ve kabak ilavesi yapacağım. Şimdi sebzelerimi ilave ettikten sonra salçamı ilave edeceğim. Ardından da baharatlarımı ilave edip şöyle güzelce bir karıştıracağım. Sıcak su ilavesi yapacağım. Yaklaşık bu 10 dakika boyunca burada kaynatacağım. Biberiyeleri küçülteceğim. Kaynayan yemeğimin üzerine taze biberi ilavesi yaptım. Yağlı kağıdımın ortasına yemeğimi ilave edeceğim. Ve mektup şeklinde etrafını kapatacağım. Fırında yaklaşık 5 dakika boyunca kızarması için bekleteceğim. Enginarları blender'a aldım. Üzerine baharat ilavesi yaptım. Tahin, sarımsak, limon suyu ilavesi yapacağım. Blender'da püre haline gelesiye kadar çekeceğim. Yemeğim hazır, enginar püresi hazır. Kalıp yardımıyla enginarı güzelce tabağın ortasına yerleştireceğim. Kalıbı çıkartacağım. Kağıdın içerisinden etimi çıkartıp enginar püresinin ortasına yerleştireceğim. Afiyet olsun.